Sayın seyirciler, Canan Barlas'la gündem devam ediyor. Şimdi iç siyaseti toparlayıp dışarıya doğru gideceğiz. Ama şimdi Nazif bize bir barkosu var Nazif'in. Evet. Ekrem İmamoğlu ilginç bir şekilde Balıklı Rum Hastanesi'nin nesiydi? Vakıf başkanını tehdit etti. Yani bir yandan helalleşme diyorlar, bir yandan tehdit diyorlar. Bunu bir de videoya ayıp yayınlattı. Alıp yayınlattı. Videosu var mı bizde onun? Videosu da var. Yani, kendisi yayınladı. Yok, tehdit. Kendi yayınladı. Tabii kendisi yayınladı da yani alırsın rahatsızlığın var diyelim kızdın, bağırdın, çağırdın. Onu videoya çekip şey vermek ne demek yani. Bunun mümkünse videosu varsa videosunu yokmuş da vermek. Videosu. Yokmuş videosu sen anlat hazırda. Bize Nazifciğim. Şimdi Cemil Bey şöyle CHP Genel Başkanı ve CHP yönetimi bir helalleşme senaryosunda bahsediyorlar. İşte toplantılar yapıyorlar. Başörtülü vatandaşlarla toplanıyorlar. Onunla toplanıyorlar. Bununla toplanıyorlar. Bir helalleşme propagandası gidiyor. Bir yandan da CHP'de tehdit furyası dikkat çekiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde gerçekten şok edici görüntülerle gündeme geldi. Bu işte biliyorsunuz Zeytinburnu'ndaki bir hastane yandı. Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşların kaldığı bölümde yangın çıktı. Hastanede zayiat meydana geldi. İşte vakıf başkanı da bir ilan yayınladı ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Cumhurbaşkanına teşekkür edip Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmeyince ve Ekrem İmamoğlu'na da Nazifciğim, teşekkür... Nazifciğim bir kesiyorum seni. Video bulunmuş. Bir dinleyelim onu. Tamam. Çok ilginçti hakikaten. Ben kulaklarıma inanamadım. Bir belediye başkanı nasıl böyle konuşur diye. Evet. Sayın Yuvanidis, iyi günler. Gayet iyiyim. Sadece sizin röportajınızdan rahatsızım. Sizi arama ihtiyacı hissettim. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam 7 kişilik ekip yolladım. Genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarım. Ama bundan bahsetmiyorsunuz. Bir. İkincisi, orada olsaydım milleti oradan kovardım demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez. Hele beni hiç yetmez. Bunu bilin. Ne yazdıklarına bir bakın. Yanlışlık yapıldı, düzelttim. Kutlamada teşekkür de demişsiniz. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz. Onu söyleyeyim. Ben zaten konuşmalarımda söyledim. Görevimizi yaptık diye. Ama yukarıdan aşağıya herkese teşekkür edince itfaiye teşekkür etmemenizi çok manidar buldum. Ben hani bu röportajınızı da talihsiz bir röportaj olarak görüyorum. Hiç yakıştıramadım size. Ben orada hem sizi telefonla aradım o gün. Sonra görüştük. Aynen öyle. Telefonla aradınız. Görüştük. Bak ama niye demiyorsunuz İmamoğlu ile ben telefonda görüştüm demiyorsunuz. Sayın Başhekim'le orada konuştuk, ettik. Ekibimi yolladım. Her türlü desteğe, yardıma hazırız diye sizi yolladım. Ondan bahsetmiyorsunuz. Ne kadar ayıp ya. Mustafa Bey, şimdi bu altılı masanın en yıldız adayıydı. Değil mi? Evet. ne diyor bu adam burada? Ne yapıyor? Ya ben üzülüyorum hakikaten. Ha? Üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Ya belediye başkanları bir defa insanlara hizmet etmek zorundalar. Ve o insanlara saygı duymak zorunda. Burada bana niye teşekkür etmedin diye mi kızıyor burada? Bana fikir o. Kosta Ioannidis, Balıklı Rum Hastanesi'nin vakfının başında son derece saygıdeğer bir adam. Herkesin de sayıp sevdiği bir adam. Bu olur o yüzyıllardan beri de insanlara hizmet ediyorlar ve üstelik üstüne garip gurabaya bakıyorlar onlar. Şimdi bir yangınla karşılaşmışlar ve bu çok ciddi bir yangın. Bir anda bütün hastane yanmış, kül olmuş. Adamın acısı var, sıkıntısı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün bakanlar, illerin hepsi orada. Zeytinburnu Belediye Başkanımız yangının başından ta son güne kadar bütün onlar temizlenene kadar orada. Büyükşehir'den de elemanlar gönderilmiş vesaire tamam. Yani bir orada bir eksiklik bile olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hadi sinirlendi diyelim. Tamam sinirlendi. Herkese teşekkür ettin bana etmedin. Ama bunu üzerinden zaman geçmiş o sinirlerinin artık yatışması lazım. Artık biraz daha sakin düşünmesi lazım. Hadi dayanamadı. Ioannidis'i Kosta Bey'i aradı tamam. Ama bunun medyayla yayınlaması falan... Ya bu ancak gizli çekilebilir değil mi? Bunu kendi çekip yok, yayınlaması. İzah edilecek bir durum değil. Ben gerçekten üzülüyorum. Yani ne diyor not ettim. Gücünüz yetmez bana hiç yetmez diyor.
Ya biz belediye, ben yıllarda belediye başkanlığı yaptım yani. Bizim tehdit insanlar, dili yok mu başkanım? Biz insanları... Açıkça güç, tehdit ediyor canım. Güç. Biz insanlara güç gösterisi içerisinde değiliz ki ya. Belediye başkanı dediğiniz insan, orada yaşayanların hepsi belediye başkanının amiridir. Bak böyle bir şeydir. Eğer siz belediye başkanıysanız 16 milyon insan sizin amirinizdir. 16 milyon insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız ya. Ve ki orada sizin hakkınıza ne söylenirse söylesin, bir de en azından dinlemek zorundayım. Dinlemek zorundayız biz belediye başkanları olarak. Ben yadırgadım, yani yazık yani, üzüldüm. Evet. Peki bunu yayınlamasını... Onu diyorum zaten. Niye yayınlar hani insan bir insan? Hangi psikolojiyle? Siz sinirlenirsiniz mesela. Bunu hani hakikaten sinirlenirsiniz, kendi aranızda konuşursunuz. Hadi dayanamadı bir telefonla arayabilirsiniz. Ya Sayın Costa Bey, bakın biz de bu kadar geldik gittik. Sizden de bizim ismimizi geçirmenizi arzu ederdik deyip hani sistemle kapatırsınız. Ama bunu canlı yayında, sosyal medyada paylaşmak, bu şey yani vız gelir tırıs giderin başka türlüsü. Şimdi Hüseyin Bey, bu nasıl bir stratejidir? Bir belediye başkanı seçmenine, vatandaşına çektiği fırçayı kendi yayınlıyor. Çekiyor, yani videoyu çekiyor, bunu da yayınlıyor. Nasıl olur, bir şeydir? Vallahi, nasıl bir ruh halidir bu? Bu siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Bir, açık söyleyeceğim. Balıklıların mı bakması lazım buna? Yani var orada doktorlar, iyi doktorlar var. Ondan sonra yani bir anksiyete doktoruna gitmesi lazım. Ya burada normal olmayan bir şey var. İki, çok açık bir tehdit var. Ben de daha teze siyasetçiyim. Yeni geldim siyasete. Ama hiç kimse böyle vatandaşla biz hatırlamıyoruz yani böyle olmaz, bir konuşma. Evet. İkincisi bir özgüven zehirlenmesi. Çok apaçık. Yani böyle bir gerçekten küstah, üstenci ve bir tehdit diliyle konuşmak İstanbul Belediye Başkanı'na hiç yakışmıyor. Yazık İstanbullulara yani. Böyle bir belediye başkanını hiç kimse görmedi. Biz biliyoruz. Benim uzmanlık alanım budur. Yerel siyaset. Türk demokrasi tarihi. Yani İstanbul'da Hilmi Uran'dan Aytekin Kotil'e kadar, Nurettin Sözen'e kadar pek çok belediye başkanı. Hiçbiri böyle değil mi? Hiç kimse böyle bir dil kullanmadı. Yok böyle bir şey evet, ya. Kurtuluş sen ne diyorsun? Ya adam siz bak bu, pardon sözünüzü kestim. Ya siz afet oluyor. Afetin olduğu gün İstanbul halkının yanında olacak yerde utanmadan, sıkılmadan balık yemeye gidiyorsunuz. Ve sonra ya yolda siz, kalanlara kızıyor. Yolda kalanlara kızıyorsunuz ve de ben gidemez miyim diyorsunuz. Gidemezsin kardeşim. Uganda'da da gidemezsin. Güney Amerika'da da gidemezsin. Venezuela'da da gidemezsin. İngiltere'de de gidemezsin. Dünyanın hiçbir yerinde bir seçilmiş siyasetçi, evet, belediye başkanı halkına bu kadar sırtını dönemez. Evet, evet Kurtuluş. Yani bir sözü vardı hatırlayacaksınız. Yani kendisine yönelik eleştiriler için ne demişti? Vız gelir, tırıs gider sayın, benim için. Şimdi burada bir sert adam portresi de çizmeye çalışıyor. Karizma mı yapıyor? Evet, yani bir sert adam portresi çıkarmaya çalışıyor. Efendim çat açtı, fırçaladı yani mahvetti, üzerinden ezdi geçti. Ama bunu yapan kendisi yani videoyu çekip servis ya bu ediyor. Bu bir kaza değil yani. Bilinçli yapılmış bir şey bu. Evet. Yani bu açıdan da İmamoğlu'nun böyle sert bir profil için çalıştığı hala böyle iddialı Tayyip Erdoğan'ın takdiri. Tayyip Erdoğan böyle bir sert karakter. Hala yani belediye başkanlarında ya sert profil olmaz. Yani sert profil yapacaksanız gidin kendi işinizi kurun. Kendi çalışanlarına bile sert profil yapamaz. Eğer işte verimlilik evet istiyorsa. Siyasetçinin sicil şey amiri millettir. Millete tehdit dili kullanılmaz. Hepimiz şey aynı şeyi söylüyoruz Cemil da. Cemil Bey bakın bir defa bu Ekrem İmamoğlu 50-51 yaşında. Başkan olsun, en az 70-75 yaşında bir insan. Saygıdeğer bir adam sonra. Yani en basit tabirle terbiyesizlik yapıyor. Evet. Bakın bir de bu terbiyesizliği kayıt altına alıyor. Bunu kendisi çektiriyor. Bunu çeken kim? Murat Ongun olabilir bakın. O biliyorsunuz ünlü bir danışmanı var. O görevden alındı deniyor ama belediyedeki toplantılarda sürekli arka planda direklerin arkasından çıkan bir isim. Bu kaydı ne yapıyor? Kendi servis ediyor. Orada milleti bir topluluğun lideri bu insan. Bakın evet, bir topluluğun lideri geçelim, bunu açıyor, saygısızca konuşuyor. Ama Sayın Başkanımın da dediği gibi hanesine ne yapıyor? Eksi puan olarak yazılıyor. Kesinlikle. Çok büyük tepki var kendisine. Şimdi Engin Özkoç. Engin Özkoç'tan daha ilginç ifadeler var. Engin Özkoç diyor ki bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Yani
fişliyoruz diyor biz. CHP aleyhine konuşanlara parmak sallıyor. Ayağınızı evet. denk alın diyor, fişleniyorsunuz diyor. Şimdi bir, iki, neydi bu, ne dedik? Tehdit. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Evet, Gürsel Tekin'den de hatırlıyoruz. Evet. Gürsel Tekin de ne yapmıştı? 7 Haziran 2015'te ne demişti? 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak. Kirli gazetelerden demişti. Daha çok bizim Turkuaz grubunu kastetmişti. Senin Dünya Bunları Konuşuyor köşene de geçelim. Hazır sen evet. orada ayaktayken. Aha. Dünya neleri konuşuyor Nazif? Şimdi Dünya Bunları Konuşuyor köşemizde geliyor bu hafta yine güzel örnekler... Ha. Güzel olayları evet. Derledik. Şöyle korona aşısını üreten CEO korona oldu. Yani milleti aşılayan, aşı propagandası yapan, satan, buradan milyarlar kazanan kişi kendini tamam. koruyamadı diyebilir miyiz Cemil Bey? Diyebiliriz. Kendisini koruyamadı. Belki hatırlatma dozunu mu eksik yaptı acaba? Bilemiyoruz Bilmiyoruz. Ki. Kendisini koruyamadı, korona oldu. Bence aşı diyoruz. Yaptırmadı. Yaptırdı. Hepsi yaptırdı onları. Devam evet, edelim. Devam diğerine edelim. Geçelim. Bu aşı bahsini açma. Şimdi İngiltere'de ilginç bir olay oldu. Konuşan bir ölü. Bakın yanlış duymadınız. Konuşan bir ölü. Geçen ay hayatını kaybeden 87 yaşındaki Marina Smith, yapay zeka destekli hologram sayesinde kendi cenazesinde konuştu. Gerçekten de böyle bir tablo ortaya çıktı. Geçen haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Mustafa Bey, bu çok fena bir şey değil. Şimdi ne yapıyorlar? Sizin hayatınız boyunca sosyal medya paylaşımlarınız, yazdığınız her şey bir yapay zeka bir harmanlıyor. Tabii. Siz öldükten sonra sizin gibi konuşuyor. Her İnsan sizi özleyen de belki özlem giderebiliyor. Fena bir şey mi bu? İşin komik bir trajik tarafı, bütün bu bilgileri biz severek veriyoruz. Alışverişi para veriyoruz. Sosyal medyada kullandığımız dille, ilişki kurduğumuz insanlarla, hasılı kelam konuştuğumuz insanlarla. Biz zaten onlara yani öldükten sonra bütün her şeyimizi ortaya koyabilecek bilgiler var ellerinde zaten. İstediklerini yapabilirler. Sizce fena bir şey mi böyle? Vallahi ben kıyamet yakın diyorum ya. Ben öldükten sonra birisi benim yerime çıkıp konuşuyor. Sizin yerinize değil siz. Siz konuşuyorsunuz. Kendi verilerinizle kendinizi devam ettiriyorsunuz. Hayır yani. Ben Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak evet, bu şey, yapay bu... zeka işleri gerçekten... Rütük bunu düzenleyebilir mi mesela? Mesela ölmüş birisi Rütük'e aykırı bir şey söylese ne olacak gerçekten yani? Gerçekten bu dünyadaki... Yani hayatın dijitalleşmesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi, çok çok önemli bir şey, konuşmaya değer bir konu yani. Evet. Bence bir de çok tehlikeli bir şey, sizi böyle bu görüntünüzü bir pornografik bir görüntünün içine ölmeden önce yaparlar. Onlar ayrı konular. Şimdi bir Canan Barlas'a gidelim, o ne düşünüyor? Böyle bir yapay zeka çıksa annene babanla filan bir daha bir dinleyebiliyor olsan istemez miydin? Ya ben annemle babamla konuşmak isterim ama benim kafamdan geçen her türlü şeyi ben cenazede anlatacaksam olacak şey değil yani. Bana bir pis takacağım, ben olan biteni anlatacağım. Yani nasıl bir şey anlamadım, korktum doğrusu zaten. Biraz daha açsanız da bu şeyde cenazede yani benim fikrim mi olacak benim dilimde? Senin şimdi bütün bu programdaki konuştukların, Twitter'daki yazdıkların, kayıtta ne varsa... Bunlardan yapay zeka seni yaşatacak, devam edecek. Senin söyleyeceğin gibi şeyler söyleyecek. Allah Allah, ben gelmişim 75 yaşına, bütün düşüncelerim eskisi gibi değil. Yeni bir alana girmişim. Hangi düşüncemi söyleyecek? Merak etmeyin, onlar bütün versiyonları bilirler. İşte o da yapay zekanın zekasına bağlı. Kılıçdaroğlu'nu nasıl yapacak onu merak ediyorum. Senin çok hoşuna gitmedi bu iş. Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya bağlasınlar. Hiç Kılıçdaroğlu'na lüzum yok. Direkt kişi Amerika'ya bağlasınlar. Kılıçdaroğlu'nun nasıl oradan geldiği anlatılır. Evet. Senin pek hoşuna gitmedi bu ölülerin konuşması. Biz evet, devam edelim. Sen devam et. Diğerine geçelim. Şimdi Finlandiya Başbakanı'nın parti bunun görüntüleri geçen haftanın gündemindeydi. Başbakan Marin... Değişik partilerdeki görüntüleriyle herkesi çok şaşırttı. Dans ettiği görüntüler olay oldu.
Bir görüntüde de arkadan bir uyuşturucu madde isminin telaffuz edildiği gündeme geldi. Hatta uyuşturucu testi yapılması istendi başbakandan. Geçen haftanın en çok gündeme gelen ismi oldu, en çok konuşulan ismi oldu başbakan. Partiler, görüntüler ve uyuşturucu iddiaları başbakanı zor durumda bıraktı. Evet. Başbakan test yaptırmayı kabul etti. Bakalım o testten ne gibi sonuç çıkacak? O testten belli ki uyuşturucu çıkmayacak. Hoş değil mi bir başbakanın böyle eğleniyor olması tabii Mustafa ya, Bey? Şeyin Finlandiya'nın gündemi gerçekten hoş. Ya şüphesiz insanların özel hayatına müdahale gibi bir şey olmamalı. Yani netice itibariyle başbakan bile olsa kendi özel hayatı var vesaire. Ama şeyde yani siyasetçi dünyanın her tarafında önemlidir. Tarzı, ilişkileri, işte eğlence şekli yine insanlar tarafından şu veya bu şekilde şey yapılır. Gündeme getirilir bu. Ama çok insani bir şey yani. Benim hoşuma insan, gitti. Dans ediyor şüphesiz, olması. Şüphesiz insani bir şey. ama diyorum işte Almanya'da da öyle. Siyasetçiler dikkatle izlenirler. Dünyanın her tarafında siyasetçiler izlenirler. Ama Finlandiya için şey gündemi uygun. Uygun mu? Evet. Siz ne diyorsunuz? Vallahi ben diyorum ki köy yanıyor, gelin saçını tarıyor. Ya dünyada bu kadar kriz varken seçilmiş olan bir başbakanın çıkıp böyle eğlenmesi... tabii ki eğlenebilir ama bunun... Başbakanlar dans etmez mi yani? Başbakanlar dans eder. Türkiye'de de bunun örnekleri var. Rahmetli Turgut Özal, Süleyman Bey, Cumhurbaşkanımız zaman zaman hani böyle şeyler yapıyor. Ama bunun bir ölçüsü var yani. Bunun bir ölçüsü var. Burada belli ki bir ölçünün kaçma durumu var. Ne kaçmış ki dans ediyor işte orada. Bir şey yok, zıplıyorlar. Hayır, burada... Yani Finlandiya'da bir taraftan Ukraynalı mülteciler meselesi var. Diğer taraftan NATO meselesi var. Diğer taraftan dünyada bir küresel ısınma problemleri varken bir başbakanın böyle... O zaman hiç dans edemez. Küresel ısınma problemi geçmeyecek. Yani. Ben çok normal karşılamıyorum yani. Burada ben şöyle düşünüyorum. Biraz eski kafalı gibi olabilir ama yani seçilmiş olan insanlar... Toplumun önünde olan insanlar, bu bir yönetici de olabilir, siyasetçi de olabilir. En azından hal ve hareketlerine daha ölçülü olmak durumunda. Ben diyorum ki yani biz... Veya bunu, eğleniyorsa bile bunu medyayla falan yani, yayınlamaz. Biz şu soruyu sormalıyız. Evet. Yani bir film başbakanının parti videoları neden patlatılır? Evet. Orada da bir operasyon var. Yani, zaten film başbakanından yeni değil yani bunu vurgulamak lazım. Yani film başbakanı var, bekleyen FETÖ'cüler var, Türkiye iade edilecek. Bekleyen PKK'lılar var, Türkiye iade edilecek. NATO'ya girme konusunda bir başvuru yapan bir başbakandan bahsediyoruz. Yani pek bir çok... Bir operasyon ortada var. Yani bunun bir operasyon... Ortak metine imzalanmış yani bir başbakan var. Başbakanın videosu çıkıyorsa operasyondur. Yani bunun başka bir şey yok. Evet, yani nazik yok. Devam edelim. Bir de Canan Barlas'a soralım. Sen ne diyorsun ya? Benim başbakanın dans etmesi konusunda gördün değil mi görüntüleri? Vallahi bunun da ipini çekecekler diyorum yani. Bravo. Yoksa niye gittiği partiye gidip onu da servis etsinler? Orada da siyasi bir şey, bu Rusya Savaşı'ndan, Finlandiya'nın Rusya'ya gireceğinden falan ötürü bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorum. Evet. Ama eğer başbakanların eğlencesinden söz ediliyorsa, başbakanlar da eğlenir, şarkı da söyler, ahbaplarıyla oturur, dans da eder, çocuğunun düğünü olur, dans eder. Yani... Böyle ama kadının kendi çok güzel gitmez ama ve o kadar akıllı da onu merak ediyorum. Ben dedim. Evet, evet. Nazifciğim devam et. Devam başka edelim hızlıca, hızlı bitirelim. Hayır pardon, şimdi... ben bir araya girebilir miyim? Burada başbakan kameraya bakıyor. Evet. Yani poz veriyor. Çekildiğini biliyor. Kamera değil o, telefon. Telefon, yani tam işte yeni, telefonun yeni kamerası. Yeni değil ama sayın Bekir. Çekildiğini biliyor. Yeni değil. Yani. Eski görüntüler olduğu için sonradan servis edilmiş onlar. Evet. Şimdi... Bakın Kanada Başbakanı gerçekten bu en komikleri arasında. Kanada Başkanı, Kanada'nın Ontario Başbakanı, 57 yaşındaki Doug Ford basın toplantısı sırasında
Bakın görüntülerde arı ağzının çok ağzında. Çok tehlikeli bir şey bu. Ağzına kaçtı, sonra da arıyı çıkartmaya çalışıyor. Buradaki görüntülerde de görüyorsunuz. Tam konuştuğu sırada, basın toplantısı yaptığı sırada arı ağzına giriyor. Arı ağzına girdikten sonra su içiyor. Onu çıkartmak için elini ağzına sokuyor. Ve gerçekten geçen haftanın en talihsiz kişilerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet, bu arı, Kanada'nın eyalet başbakanı. Eyalet başbakanı. Bu tabii arı sokması çok tehlikeli bir şey. Eğer boğazını sokarsa nefes alamayıp ölebilirdi. Orada geçmiş olsun diyelim. Diğerine geçelim. Suriye'den şimdi görüntüler. Tabii biz Suriye'yi ne yaptık? İşte hep böyle savaşla, olaylarla, işte saldırılarla gördük. Suriye'den geçtiğimiz hafta ne yaptı? Bir festival görüntüsü geldi. Suriyeli genç kızların ve erkeklerin fotoğrafları oldukça fazla gündem maddesi oldu. Burada da görüntüleri görüyorsunuz. Humus kentinden görüntüler. Suriye'de ne festivaliymiş? Marmarita festivaliymiş. On binlerce kişi katılmış bu festivale. Evet sayın seyirciler, Suriye ile hem Türkiye normalleşiyor hem de Suriye'de normalleşiyor. İnşallah böyle gider ama tabii dünyadan çok ümit verici haberler genel olarak almıyoruz. Son maddeye geçelim. Son madde gayet keyifli bir madde. Şimdi Amerikalı müzisyen ne yapmış? Sosyal medya hesabından Ankaralı Namık'ın Kapıcı İzzet şarkısı ile dans edip bu anları sosyal medya hesabından paylaşmış. Yanında kızı da var. Gayet keyifli anlar. Bunun sesini verebilirsek aslında. Onu yayın çıkışına sürpriz olarak saklıyoruz seyircilere. Sen buyur yerine gel. Tamam. Şimdi